Camiası'nın birlikte hazırlayıp sunduğu Kars Söylesi'nin bugünkü konuğu Mehmet Duman. Mehmet Duman, Kars'ın ilk kültür turizm bilim uzmanı. Aynı zamanda Mehmet Duman, Kars Oteli'nde genel müdürü. Bugün turizm söyleşisi yapacağız. Mehmet Duman, hoş geldin söyleşimize. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk olarak hemen konuya girelim Mehmet Duman. Kars'ın bir turizmini konuşalım. Şimdi öncelikle bu tür söyleşilerin yapılması açıkçası Kadimşehir Kars adına çok önem arz ediyor. Hem toplumu bilgilendirmek amaçlı hem de bulunduğumuz yeri daha iyi görebilmek adına sizlerden gelen soruları cevaplamak gerçekten güzel bir şey. Kars turizmi malumunuz Kars tarihiyle köklü bir tarihi söz konusu ve aynı zamanda kültürel birikimiyle geçmişten günümüze bağrında taşıdığı bir turizm söz konusu. Son 2 yılda ivme kazandı. Tabii son 3-4 yani özellikle son 3 yılda güzel bir ivme kazandı. Bunun temel sebebi malum sosyal medya mecralarında yoğun bir paylaşım oldu. Bu paylaşımların en çoğusunda Turistik Express'e şu an dönüşen Doğu Express'i sayesinde oldu. Özellikle üniversiteli gençler, sosyal medya kullanıcıları, bloggerlar tarafından yoğun bir Doğu Express paylaşımı ve bununla birlikte Kars'ın özellikle turistik destinasyonlarını da birlikte paylaşmalarıyla bir viral mesaj yoluyla birbirlerine gönderme ve aynı zamanda o sosyal medya mecralarında Kars platformunun oluşması Kars turizmine bir ivme kazandırdı, doğrudur. Turizmi Doğu Express'i Kars'a getirdi diyebilir miyiz? Yani onu demek biraz hani açıkçası hani net, bizim buradaki emeklerimize biraz... Ama büyük bir etken Doğu Express'i. Şimdi şöyle söyleyelim, yani birike bu noktaya geldi. Şimdi bugün Doğu Express'i de buna dahil. Doğu Express'i bizim turizmimizin bir parçası. Evet. Ve aynı zamanda şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Doğu Express'i Kars turizminin herhangi bir maliyet kullanmadan, reklam ve tanıtma, herhangi bir maliyet kullanmadan çok iyi tanıtma sebebi. Kendi kendine oluştu. Kesinlikle. Bunu söyleyebiliriz. Ama Kars turizmi Doğu Express'i ile birlikte oluştu demek biraz... Hemen o noktada Doğu Express'i turistik express'e dönüştü. Dönüştü mü? Şimdi durum ne Doğu Express'i? Şimdi bu konuda bunu biraz konuşalım. Açıkçası bizim beklentimiz daha farklıydı. Şimdi Doğu Express'i ilk ivmeyi yakaladığı esnada biliyorsunuz gençler tarafından tercih ediliyordu. Evet. Daha sonrasında özellikle biz Kars'ta kültür turizmi ağırlıklı bir misafir profiline sahibiz. Bu kültür turizmi ağırlıklı olan misafirler de bilinçli kültürel turist kısmına giriyor. Yani amaçlı kültürel turist. Şehre gelmeden önce şehri araştıran, sorgulayan, şehirde neler olduğunu bilen bir turist grubunu karşılıyorduk. Ve bunlar da dikkatini Doğu Express'ine çekmesiyle birlikte, yani ortalama yaş aralıkları 45 ile 60 yaş arasında olan ve ekonomik durumu çok çok iyi olan, ülkede gerçekten ekonomi bağlamında önemli sözlere sahip olan insanların da Doğu Express'ini tercih etmesi Turistik Express'in doğurdu. Ama bizim beklentimiz örnek verecek olursak... Doğu Express iptal mi oldu? Yani Doğu Express iptal olmadı. Doğu Express devam ediyor ama amacına uygun bir değişim söz konusu değil. Mesela bir Sibirya Express'i gibi olabilirdi. Mesela bugün Rusya'daki Sibirya Express'i 24 günlük bir gezi, ortalama 20-24 günlük bir gezi düzenliyor. Turistik Doğu Express'i kaç gün? 3 gün mü? Turistik o Doğu Express'i 36-38 saat arası. Hemen 48 saate, 7 saat. Ama orada da problemler var Mehmet Duman. Şöyle, Turistik Doğu Express'i gece 2'de 3'te geliyor Kars. Şimdi Turistik Express'in altyapısı hazır değildi. Doğu Express'iyle yani bu benim şahsi devam etmeliydi diyorsun. Yani bir turizmciden ziyade. Bir turizmci olarak da söyleyebilirsin yani bunu. Bunu bir Karslı vatandaş olarak da ifade edebilirim. Yani bizim Turistik Express'in şu an hemen geçişimiz çok ani oldu. Ve şu an dezavantajlar oluştu. Dezavantaja dönüştü evet. Turistik Express. Bu fiyat bağlamında dezavantaj oluşturuyor. Saatler bağlamında dezavantajlar oluşturuyor. Bugün Doğu Express'i bir üniversiteli genç veya herhangi bir orta ekonomiye sahip olan bir birey
bilet fiyatını 130 TL'ye alıyordu. Yanlış. Yani şimdi? Önce, şu an Turistik Express'i de 400 TL. 400, tek kişi 500 TL. 500 TL'de çift kişi olmuş. Ama Turistik Express'in içeriği Doğu Express'ine pek bir fark yok. Sadece içeriği olarak belirli duraklarda duruyor. Mesela siz Ankara'dan yola çıkarken Erzincan'da tarihi turistik yerler neresi, Erzurum'da neresi, oralar geziyor. Ama şimdi içerik bağlamında hani... Ama şu var, mesela Doğu Express ile Kars'a gelmek isteyen ya da Doğu Express'ini kullanmak isteyen çok da şey yapmıyor. Hani Erzincan'da bir göreyim, Kars'a gelmek istiyor. Bu Doğu Express biraz, turistik Doğu Express biraz şey oldu yani. Ya açıkçası bunu... Dayatma gibi bir şey oldu yani. Bunu yetkililer de bazen hani... off the record şeklinde bizimle yani konuştuklarımızda hani ya aslında Kars'ı gözden çıkarmışlardı gibisinden bir serzenişte bulunuyorlar. Ama yolcunun, seyahat severin talebi Kars'tı. Bizim son durağımız Kars, biz son durak olarak Kars'a gitmek zorundayız şeklinde bir yoksa Kars'ı çıkaracak. Tabii olabilirdi. Yani hatta reklamlardan çıkarmışlar. Kesinlikle. Evet. Gece 1'de 2'de yani şimdi şehrin uyduğu vakitte geliyor. Ben duyuyorum biliyor musun? Ben trenlerle yakınmıştım. Şimdi biz burada misafirlerimize nasıl bir kolaylık sağlayabiliriz? Gece 2'de herhangi bir yemek yiyecek, içecek alanı açık değil. Ve aynı zamanda konaklama tesisine ulaşabilecek. Tamam biz bunların hani çözümlerini bulmaya çalışıyoruz. Bunlara alternatifler yaratmaya çalışıyoruz ama neden yani daha erken bir vakitte gelmek? Evet, bu konuyu geçelim. Doğu Ekspresi, Turistik Ekspresi konuştuk. Şimdi ben birkaç konumuz daha var. Mesela bu sene kar yağmadı. Ya da beklenen kar yağmadı. Bununla birlikte rezervasyonların da iptal edildiği söylentiler var. Bu durum ne? Kar yağdı, yağmadı. Üç soruyu birlikte sorayım ya da. Yapay kar bizde niye yok? Bu etkiledi mi? Sormuş olduğun soruya mizahi bir yanıt vermek gerekirse, Karslı vatandaşa sormuşlar, küresel ısınma hakkında ne düşünürsünüz diye. Vallahi sobanın yerini hiçbir şey tutmaz demiş. Şimdi evet, karla ilgili bir dezavantajımız söz konusu. Misafirlerimiz de soruyor, hani Kars'a kar yağdı mı yağmadı deyince seyahatlerini değiştirme durumu söz konusu oluyor. Bu da haliyle bize bir dezavantaj oluyor. İlk rezervasyonlarda iptaller oldu mu? Yani iptaller tabii ki yani çeşitli zamanlarda oluyor yani. Bu... Hayır, kar yağmamasından ötürü oldu mu? Yani evet iptaller de oluyor ama daha çok hani rezervasyon talebini karın yağışına göre gerçekleştiriyor. Mesela özellikle Ocak ayının ortalarında bir yoğunluk oluyor. Şubat ayının ortalarında bir yoğunluk söz konusu oluyor. Ama daha öncesinde Aralık ayının sonunda zaten kar yağdığında misafirlerimiz gayet rahat bir şekilde karlı bir Kars'la, adeta gelinlik giymiş bir Kars'la karşı karşıya kalıyordu ve rahatlıkla gezilerini tamamlıyorlardı. Bunları nasıl çözebiliriz konusunda? Mesela kayak merkezimiz konusunda. Evet, kalmış. Yani kayak merkezinde keşke önceliğimiz suni karlama olsaydı. Bugün Palandöken'e baktığınızda Palandöken sezonu ne zaman açacaklarını net bir şekilde ifade ediyor. Kendileri karar veriyor. Tabii ki. Neden? Çünkü suni karlama gerçekleştirebiliyor ve sezon tarihini söyleyebiliyor. Mesela Sarıkamış'taki bizler de dahil olmak üzere kayak merkezimizin başlangıç tarihini net bir şekilde ifade edemiyoruz. Yani. Sebep çünkü suni karlama. 1 Aralık'ta açıldı. Palandöken. Evet, evet dediğiniz bugün gibi. Ama 13'ü, bugün 14'ü hatta. Halen daha Sarıkamış'ta tam böyle kayak yapabilecek anlamda bir kar söz konusu değil. Yani suni karlama olmuş olsaydı sezonu açabilecek tarihi verecektiniz. Verecektik. Evet. Kar yağmadığı için böyle bir dezavantaj. Böyle bir dezavantaj oldu. Birkaç konu daha var. Mesela şöyle uçak fyatları. Bu uçak fyatları da bayağı bir spekülasyona açık. Kars'tan Erzurum'a, Kars'tan Ankara, İstanbul, İzmir pahalı mı? Fiyatlar ne durumda? Açıkçası biz turizmcileri de, bir de aynı zamanda Kars'ta yaşayan bir birey olarak bizi de zorluyor. Bu konuyu daha öncesinde hani birçok merci dile getirdi. Yani bilet fiyatlarının yüksek olmasından ötürü Kars'a gidip gelmiyor. Yüksek mi fiyatlar? Kesinlikle yani bugün baktığınızda yani bir yurt dışına bile o kadar bir fiyata, faraza örnek verecek olursak Almanya'ya daha uygun fiyata gidiyorsunuz. Yani 1300-1500 TL arası bir kişinin gidiş gelişi olduğu zaman yani siz tabii ki seyahatinizle tatilinizi gözden geçirmek durumunda kalıyorsunuz. Biliyor musun Erzurum'dan yani burası çok pahalı olduğu için Karslı vatandaşlar Erzurum'u tercih ediyor. Erzurum Havalimanı. Kesinlikle. Böyle bir durum var yani. Uçak biletlerinin mutlak hani revize edilmesi lazım. Fiyatlarda indirime gidilmesi lazım. Yani buradaki Kars'ta yaşayan bir birey için de çok pahalı.
Yani hava yolu şirketleri Kars'ı doğu ticari, uzak doğu görmemeli. Yani uzak doğudan ziyade ticari fırsata çevirmek yani çevrilebilir ama biraz daha ahlaki ve etik durumlara dikkate alacak şekilde olması lazım. Bugün Iğdır'la Erzurum arasında pek fazla bir mesafemiz yok. Yani neden bu kadar yüksek fiyatlarla karşı? Ne kadar bir fark var? Yani mesela diğer şehirlerle mesela tarihli, Erzurum'la Erzincan'la kıyaslayınca. Bu tarihlere göre değişiklik göstermektedir. Bazı tarihlerde bakıyorsunuz hani fiyat neredeyse hemen hemen %50 bir farklılık gösteriyor. Bazı tarihlere bakıyorsunuz %30'a %40'a. Ama hep skala yukarıda. O kesinlikle yukarıda. Bu maalesef yani. Bakıyorsunuz Doğu Ekspresi'nde fiyat aynı. Olması gerektiği kadar değil daha fazla yukarıda. Uçakta bilet fiyatı yükselmiş durumda. Doğu Ekspresi'nde bilet fiyatı yükselmiş durumda. Yani tamam kar her zaman başımıza yağıyor da kar da artık yağmıyor. Neden böyle sorunlarla karşı karşıya? Başka bir konu var Mehmet Duman. Bunu geçen yıl sen bir turizmci olarak biz gazetecileri duyarlandırdın. Biz bunu dile getirdik. Ani servisleri, Kars'a gelen turistler, ani servislerin daha nereden, nasıl, ne şekilde kalkacağını tam bilmiyor. Bunu nasıl olacak? Yani bunu siz turizmci olarak bir şey getiremiyor musunuz? Ya da il özel idareler ya da valilik buna bir çözüm getiremiyor. Çünkü ben bile bazen caddede turistlerden şunu görüyorum. Yani ani servisi nereden kalkıyor? İşte kamp konağının yanı diyoruz. Biz biliyoruz kamp konağını ama o bilmiyor. Evet. Bunu nasıl düzelecek yani? Şimdi hatırlarsanız yaklaşık 2 yıl önce böyle bir açıklamada daha bulunmuştum. Ani servisiyle evet. ilgili. Ani öğren yerinin özellikle servisinin özel idareye buradan teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma. Gerçekten güzel bir çalışma. Hem Karslı vatandaşlarımız adına hem de gelecek olan yerli yabancı misafirlerimiz adına çok uygun yani sembolik bir rakamla adeta evet. hani öğren yerini hem gezi sırasında beklemesini gerçekleştiriyor. Yani misafirler yaklaşık orayı 2-3 saatlik bir geziyle gerçekleştiriyor. Akabinde 2-3 saat sonrasında tekrar servis orada bekliyor. Servis bekliyor. Daha sonrasında serviste Kars'a geliyor. Hı. Bunun durak konusunda bir problem var. Gaziahmet Mustafapaşa Konağı'nın önünde önceden bir prefabrik bir yapı vardı. Üzerine hani biçimsiz bir şekilde hani öğren yerinin servisine ait bir yazı vardı ve biz bunun için hani açıklamada bulunduk. O prefabrik yapı Gaziahmet Mustafapaşa Konağı'nın önünde kaldırıldı. O yazılar da düzenlendi. Bizim beklediğimiz hani talepte bulunduğumuz şey bir ani durağının oluşması. Mesela hemen diyelim Kars'a ani durağı istiyoruz turizmciler, turistler kesinlikle, için. Kesinlikle. Yani bu hizmet zaten özel idare veriyor. Yani verdiğiniz sadece hizmeti, durağını kuracak. Kesinlikle. Verdiğiniz hizmeti biraz daha böyle güze... Bunu özel idarenin mi yapması lazım yoksa belediyenin mi yapması ya lazım? Bu belediyeye mi ait olur, özel idareye mi, ama yapasın. Ait olur? Yani sonuç itibariyle kamu yararına yapılan bir hizmet söz konusu. Evet. Bu hizmeti güzelleştirmek hani niye biraz daha aksatılıyor bunu anlamış değiliz. Biz bugün burada konaklayan bir misafire hani öğren yerine evet servisimiz var. Ancak Gaziahmet Mustafapaşa Konağı'nın yanında kalkıyor. Yani şunu soruyor. Durağı var mı? Durak olmayınca sanki bizim geçmişte mesela kültürümüzde böyle köy durakları genelde bir işletme, bir kıraathane olurdu, bir kahvehane olurdu. Hani şey derdik, falanca köye önce halen daha öyle. Şu kıraathaneye git, o köyün doğmuşu orada evet, kal. Evet. Şimdi turistik bir faaliyet gerçekleştiriyorsunuz. Biz hani öğren yerinin otobüsünün tarifini yaparken Gaziahmet Mustafapaşa Konağı'na oraya gidin, herhangi birini görün. Eskaza tabii bu yabancı turistse yani denk geldiği vatandaş İngilizce bilmiyorsa turist maalesef orada mağdur oluyor. Ancak bir durak olsa görünür bir durak tabii olsa. Tabii ki. Mesela bizim parkı kullanabiliriz. Gaziahmet Mustafapaşa Konağı'nın arka tarafındaki parka güzel bir an durağı yapılır. Biz de hani bunu ifade ederiz net bir şekilde. Oraya gidecek olan misafirler hepsi orada toplanır. Ondan sonra otobüs gereken hizmetini sağlar. Tam bu noktada Mehmet Duman, Ani'de Ermenistan'a hoş geldiniz mesajlar var GSM şirketleri. Geçenlerde ben de onu kendi sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Yani burada özellikle Ani öğren yeri yani UNESCO tarafından 2016'da listede yer aldı. UNESCO Kültür Miras Sitesi'nde yer aldı. Yani böyle önemli bir değere sahibiz. Ancak gittiğimizde
Hattımız Ermenistan hattı oluyor. GSM operatörlerinin hani devre dışı kalmasıyla hani yurt dışına sanki çıkmış vaziyettesiniz ve yurt dışında size gelen mesajlarla aynı mesela Ermenistan'a hoş geldiniz işte konsolosluğa şu şu numaradan ulaşabilirsiniz şeklinde. Evet. Bunu sosyal medyada paylaştık ancak hani bazı GSM operatörleri işte kendi şebekenizden kaynaklı şebekenizi manuel almanız gerekiyor. Manuel aldıktan sonra yani, Türkiye'yi seçmeniz gerekiyor. Ya ben bu kadar şeyle niye uğraşayım ki yani? Bir gelen yerli turist niye bu kadar... Ama ben başka bir şey öğrendim. Bunu ve aynı zamanda fiyat farklı oluşuyor. Orada telefonla konuştuğunuz zaman yani... Senin haberin yok. Yurt dışındaymış gibi bir telefon görüşmesi yani kendi sınırları içerisinde yurt dışında sanki görüşmüş gibi hattınıza yansıyor. Bu sadece bizim anide mi var yoksa Türkiye'nin tüm sınırlarında böyle bir ya şey varmış bazen, diye duydum ben. Şimdi Türkiye'nin belli sınırlarında evet hani yakın olduğundan dolayı GSM operatörleri bazen net yanıt vermiyor olabilir. Mesela Iğdır'a giderken... Evet Iğdır'dan da 50 kilometre yani ama şimdi öte taraftan Ermenistan'a giden vatandaşlarımız da oluyor. Ama Ermenistan tarafında mesela bizim kendi sınırımıza yakın olan tarafta bir 50 kilometrelik... Türkiye'ye hoş geldiniz yazıyor mu? Hatta geçen bunu dile getiren Taceddin Bey'di. Ben onun yazısında karşılaştım. Kendisi haberin içeriğinde de belirtmişti. 50 kilometrelik güzergahta gittiğinizde Türkiye sınırına yakın olan, bir ülkemizin sınırlarına yakın olan tarafta gittiğinizde Türkiye'ye hoş geldiniz diye bir yazmıyor. Yazmıyor yani. Yani yabancı turistlerin karşılaştığı bir durum söz konusu değil. Mesela Gürcistan'dayız. Gürcistan'da o kapıdayken Türkiye'ye evet. Hoş geldiniz illa geçmemiz lazım yazması için. Yani, ama biz geçmeden Ermenistan'a hoş geldiniz yazıyor. Öyle bir durumla karşılaşıyoruz. Keşke hani bu tür durumların önüne geçebilsek. Çünkü bugün yabancı misafirlere bunu anlatmakta güçlük çekiyoruz. Evet. Yani, hiçbir sizin turizmcinin karşısında bir yani sonuç yok yani. Evet bu bizim hani bir GSM operatörünün problemidir. Ama bize de böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Biz bireysel olarak da karşılaşıyoruz. Çözebilir mi? Yani şahsi soruyorum. Tabii ki GSM operatörleri bugün hani şebekeleri arttıracak şekilde bir çalışma yapıldığı zaman güçlendirilirse çözülür yani. Niye çözülür? Bu biraz da bana şey geliyor sanki GSM operatörlerinin kullanıcıya kurmuş olduğu bir tuzak gibi oluyor. Yani. Tamamen duygusal mı? Yani? Aynen. Yani 100 evet, milyon, biraz... 100 TL, 200 TL fazladan bir para ödüyorsun. Yani. Yani şimdi işte bir kere yanlışlıkla konuşsan. Bunu işte bakanlık mesela Telekom ve diğer GSM operatörlerinden reklamını yapmak adına söylemiyorum. Evet. Dile getirilse, yani bununla ilgili bir çalışma yapın, bir altyapı çalışması yapın. Misafirler böyle bir durumla karşılaşmasın diye bir çalışma yapsa kesinlikle düzelir. Havalimanı ile ilgili son bir şey var. Onu da atlamadan geçmek istemiyorum. Mesela havalimanında gelen turistler için. Hatta şeyde, Trendar'ında da aynı böyle bir durum var. Evet. Tanıtım, info. Yani geldiniz, yani hani orada bir turist karşılaması gerekiyor mu? Ya da o infoların olup olmaması için ne diyorsun? Yok, biliyorum. Şimdi, bu konu bizim en büyük dezavantajımız. Evet. Yani şimdi Kars gerçekten bağrında öyle bir değer taşıyor ki. Yani biz varlık içerisinde yokluk yaşayan bir şehiriz. İnanın bu değerler ülkemizde herhangi bir başka şehrin elinde olmuş olsaydı şu an daha farklı bir noktadaydı. Katma değer bir turizm yaratmıştı. Şimdi bugün yaşayan insan yapısıyla kültür zenginliğimiz söz konusu. Diğer şehrin iştahını kabarttı bu Doğu Ekspresi bizim kabartamaz. Yani bizim bir şehirde evet kültür yapısını görebilirsiniz. Diğer farklı özelliklerini, denizin, kumunun, güneşin görebilirsiniz veya daha farklı doğal güzelliklerini görebilirsiniz. Ama insan zenginliğini görmeniz çok zor. Evet. Biz Kars olarak en önemli özelliğe sahibiz, insan zenginliği. Hem Anadolu coğrafyasıyla harmanlaşmışız hem de Kafkasya. İki kültürü bir arada barındırıp ve etnik yapılara sahip bir zenginliğe sahibiz. Ve bunların içerisinde edebiyat bağlamında, müzik bağlamında, dans bağlamında çok önemli argümanlar var elimizde. Evet. Bugün Kars'a havaalanından giriş yapan bir misafirimiz neden Rusların ulusal şairi Puşkin Kars'a geliyor? Kars'la ilgili sözler şiirlerde bulunuyor. Eşini Kars Kalesi'ne benzetiyor. Kars Kalesi kadar onurlu, o kadar da inatçı şeklinde atıflarda bulunuyor. Hamamda yıkanıyor. Öte taraftan Gurdjieff bugün Avrupa'da birçok özellikle inanç turizmi bağlamında önemli bir gruba sahip. Gurdjieff 4. yol öğretisini bulan mistik bir felsefeci. Bunlar orada mı olsun diyorsun? Cemal Süreyya, Kars şiirini yazmış. Paris'te Kars'ı hayal edip Kars şiirini yazıyor.
Evet. Cem Asuyer ülkemizin kurmuş ailelerinden biri. Info. Bugün bu tür Aniören yeriyle, Sarıkamış'ıyla, Çıldır Gölü'yle, Kars'taki Baltık mimari özelliğiyle ve daha sayamadığımız birçok önemli argümanlarla biz havaalanını neden yapmıyoruz? Bugün siz şehir dışına çıktığınızda bir havaalanında karşılaşıyorsunuz. O bölgenin tarihi turistik yerleri veya önemli olan bir durumunu havaalanında sergiye bırakıyorlar. Bugün Kars'ta çok önemli fotoğraf sanatçıları var. Fotoğraf sanatçılarına izin verilsin, davet edilsin. O fotoğraf sanatçıları sizler de dahil olmak üzere yani gazeteci olarak orada bir sergi alanı oluşturun. Yani artık misafir, yani uçakla gelen misafirle bu aynı zamanda tren istasyonu için de geçer. Trenler için de. Oradaki sergiyle karşılaşsın. Yani şehre daha iniş yapmak. Maksat sergi açmak değil ama bir tanıtım olsun. Tabii ki o tanıtımdan için bunları söylüyoruz. Bir info alanı olacak. Evet. Orada en kötü ihtimal bir info alanı oluşturursunuz. Orada broşürleriniz mevcut olur. Evet, şey üzerinden yani dijital medya üzerinden valiliğimiz böyle bir çalışma yapıyor. Kars'a iniş yaptığınız zaman hemen valilik tarafından bir mesaj gönderiliyor. Kars'a hoş geldiniz. Ve o mesajla birlikte bir de Kars'ın içeriğiyle alakalı bir link gönderiyor. O linki indirdiğinizde dijital medyayla gezebiliyorsunuz. Ama nereye gezeceğinizi bilemiyorsunuz. Bu yetersiz. Yani infonun orada olması lazım. Bizim buradaki otelleri tanıtacak şekilde, yani en azından broşür var. Ya da tanıtım standı olsa, yani başına bir broşürler bırakıyoruz. Yani oraya yani seyahat sever, iniş yaptığı esnada, aa bak burada Kars turizm haritası var. Haritayı alayım, direkt gezi güzergahına başlayayım. Konuştukça şeyler çıkıyor mesela. Evet. Ani durağımız olsun, turizm haritamız olsun. Ya bunların hiçbiri yok. Bunların hepsi bizde mevcut. Biz sadece sunamıyoruz. Kullanmıyoruz. Kesinlikle bunların hepsi bizde mevcut, sunamıyoruz biz. Başka bir şey değil yani. Havaalanında... Bunları sunması gereken kim Mehmet? Yani bunları siz... Siz misiniz? Hayır, ben buradan söylüyorum. Kültür turizm... Kars Valiliği'nin, Kars Belediyesi'nin İl Kültür Turizm Müdürü. Bakın biz kim? Siz mi oteller? Şöyle söyleyeyim. Biz Kars Otel olarak zaten Kültür Turizm Müdürlüğü ile gidip koordineli çalışıyoruz ve şu talepte bulunuyoruz. Bize broşür lazım. Evet. Broşürleri alıyoruz. Misafirlerimiz sabah kahvaltıya iner inmez tüm misafirlerimize o broşürleri de bırakıyoruz. İş amaçlı da gelebilir misafirimiz. Evet. Gezi amaçlı da gelebilir. Hiçbir problem yapmaksızın biz bu broşürleri Turizm İl Müdürlüğü'nden gidip kendimiz alıyoruz. Ama gönlüm ister ki sadece bunu bizim hani evet talepte bulunduk aldık ama diğer otellere de yani bir şekilde dağıtılsın, ulaştırılsın, havaalanına ulaştırılsın. Belki onlar da alıyordurlar evet, da. Evet belki onlar da alıyorlar. Ama ben hani diyorsun turist gelince, misafir gelince havalimanında ve trenlerinde onlarla buluşturur. Bugün şehirdeki ben size bir hani bir birey olarak sorayım. Siz şehirde kendiniz gezdiğinizde bir info ile karşılaşabiliyor musunuz? Hiç yok. Yani. Sadece Evliya Can'ın içinde bir ekran vardı. Onlar da çalışmıyor. Yani yani siz buradan herhangi bir şekilde yani bir info ile karşılaşmayın. Yani size hiç karşılayacak, yok. Evet burası eski Kars Bölgesi. Buyurun broşürünüz şu an bulunduğunuz nokta burası. Yani şeyler var. Anedeki tabelalar daha yeni değişti. Anedeki tabelalar ama güzel oldu. Yani güzel oldu evet. Ama yani daha yeni değişti. Evet. Yani biraz daha erken yapılması gereken şeyler geç oluyor ama bu konuların önüne geçmemiz lazım. Bunlar bu konuştuklarımız belki küçük detaylar ama çok önemli detaylar. Yani Kars turizminin genel olarak imajı diyebiliriz. Yani konuştuklarının içerisinde büyük maliyet gerektiren projelerden biri belki suni kanalama olabilir. Yani yapay evet. olabilir. Evet. Ama diğerleri böyle şifayen kurumların birbirleriyle koordineli çalışmasıyla çözülebilecek konulardır. Mehmet Tuman güzel bir söyleşi oluyor. İnşallah bu söyleşide bir kamuoyu oluşturur da bunlardan en azından şu başlıklardan bir ikisi düzelir diye düşünüyorum. Tabii zamanımız da fazla yok. YouTube söyleşilerini biliyorsun. Yani evet. belli bir format tutturmak zorundayız. Bu anlamda son bir soru soracağım. Yayını kapatacağım. Doğu Ekspresi nereye gidiyor? Kars 2 yıl, son 2 yıl, 3 yıl geçti. Hazır mı şu an? Yani hazırlayabildi mi kendini bunların haricinde? Bunları bir konuşalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Doğu Ekspresi ile dediğim gibi Doğu Ekspresi bizim bir argümanımız. Biz turizm olarak hazırız. Zaten hazır olmamış olsaydı turizm faaliyetini gerçekleştiremezsiniz. Evet eksiklerimiz var mı? Tabii ki var. Bu konaklama bağlamında olabilir, yiyecek içecek bağlamında olabilir, transfer bağlamında olabilir. Ama bunlar
Yani talepte bulunduğu sürece eksiklerinizi görebilirsiniz. Dışarıdan gelen bir misafirin talebine yanıt verdiğiniz sürece eksiklerinizi görebilirsiniz. Bunlar çözülür. Doğru. Bizim hayalimizdeki en büyük şey Doğu Ekspresi'nin tabii ki devamı bizim için önemli ama bugün Bakü, Tiflis, Kars tren yolunun bizim BTK. En büyük beklentimiz bugün BTK'da. BTK'dan yani Çin'den gelecek olan trenin yolcu seyahatine başladığı esnada ne zaman başlayacak o biliyor musunuz? Yani şimdi ihracat bağlamında bugün ihracat bağlamında gerçekleşirse yani yolcudan ziyade yük treni öyle olarak, bir proje de var çünkü. Tabii ki yük treni olarak faaliyetlerini tamamen gerçekleştirdiği esnada büyük bir ihtimal hadi artık yolcu taşımacılığına da başlayalım diye. Yani bu gerçekten hani doyumsuz bir hani yolculuk olur. Ta Çin'den Kars'a, Kars'tan Bakü'ye, Tiflis'e uzanacak bir hattın oluşması adeta yani Sibir Ekspresi'ni aratmaz. Doğu Ekspresi'ne gelince buradan yetkililere tekrar sesleniyoruz. Doğu Ekspresi'nin o hayali görüntüsünü, o isimle yani turistik ekspresin ismi bir kere yanlış. Doğu Ekspresi'nin ismini yani, şeyini Doğu Ekspresi aynı şekilde kalması yani. Lazım. Yataklı vagonuyla aynı şekilde kalması. Evet talepler çok oluyorsa İkinci bir Doğu Ekspresi yaratılabilir ama saati yani. Evet. Yani bunu şimdi bugün baktığınızda vagonlara ele alalım. Misafirlerin birçoğunun hani bize gelip sistem ettiği konulardan biri Doğu Ekspresi vagonlarıyla aynı vagon. Yani bugün bir şey yok. Vagonun içerisinde yani kişiye özel banyo yok, tuvalet yok. Umumi bir şekilde gerçekleşiyor. Evet. Şimdi 38 saat turistik ekspresle o vagondan geldiğiniz zaman yani o umumi banyo, o tuvalet 38 saat sonra kullanılamaz. Ya çevrenin ışığı olur yani. 100 TL, 400 TL deyip 130 TL'den 400 TL'ye, 500 TL'ye çıkıyor. O zaman özel bir şeyler sunmanız lazım kesinlikle, vagonlarda. Kesinlikle. Bu da sunulmuyor. Yani vagonlar mesela yenilenmemiş vaziyette. Ya vagonlarda mesela tek farkı şu, özür dilerim. Yani o vagon odasının içerisinde banyo ve tuvaletin mutlak olması gerekiyor. Tek farkı şu. Ek olarak bir yerlerde duruyorum turistik ekspreste. Sana tüm işte Ankara'dan Kars'a tüm illeri gezdiriyorum gibi bir şey. Yoksa bakanlık, konfor yok. Kesinlikle. Bakanlık bugün kendisi de istatistiğini çıkarabilir. Veya bir anket oluşturabilir. Memnuniyet anketi üzerinden de hareket edebilir. Turistik ekspresten memnuniyet nedir? Doğu ekspresinden memnuniyet nedir diye. Bunun şey yapabiliyor. 130 TL verdiğiniz zaman bir öğrencinin, bir gencin 130 TL olarak Doğu Ekspresi verdiği esnada bundan böyle pek fazla bir beklentisi olmayabilir. Çünkü Doğu Ekspresi nostaljik bir yapısıyla seyahate devam ediyordu ve insanların hoşuna gidiyordu. Ama şimdi turistik yani. Ekspresi bence Doğu Ekspresi'ne şu an hem zarar veriyor hem de misafirin talebine yanıt vermiyor. Son olarak genel müdürü olduğunuz Kars Otel'den bahsedelim ve yayını kapatalım. Şöyle, Kars Otel'in bir özelliği var. Ben ilk duyduğumda çok dikkatimi çekmişti, hoşuma gitmişti mesela. Odaların ismi Sarıkamış, evet. Ondan sonra Selim. Biraz da Kars Otel'den bahsedelim, yayınımızı kapatalım Mehmet. Tabii ki. Kars Otel, Gülensoy gruba bağlı olarak 2005 yılında restore edildi. Yönetim kurulu başkanımız bildiğiniz gibi Gültekin Güvensoy Bey oluyor. Kendisi Kars'ı sevmesinden dolayı Kars'a hayran olan bir iş Karslı. Adamı. Tabii Karslı olarak Kars'a hayran olan bir iş adamı olarak Kars Otel'in tamamen tarihi yapıya uygun bir şekilde restore ederek tamamen Kars'ın tanıtımına uluslararası turizmde de faaliyet gösterebilecek şekilde bir butik otel inşa etti. Ve 2005 yılından ta 2019 yılına dek gerçekten çok güzel tepkilerle, olumlu tepkilerle karşılaştık. Ve aynı zamanda gururluyuz. Kars'ta ilk özel işletme olarak restore edilen işletmeyiz. Butik otel olarak restore edilen işletmeyiz. Bizden sonra akabinde birçok otelin tarihi yapıyı tercih etmesi, tarihi yapılarda yine restoranların açılması bizim farkındalığımızı gösteriyor. Bunlar bir tescilli özellikle yapıyı daha kurtarmış olun. Tabii. Buna öncülük ettiğimiz için çok şanslıyız. Ve Kars Otel Türkiye'de en iyi restore edilen 10 butik otel arasında yer aldı. Geçtiğimiz kış ayında yine 4 mevsim ödüllerine, gece.com'un 4 mevsim ödüllerine layık görüldük. Hatta ödülümüzü yönetim kurulu başkanımız Gültekin Güvensoy Bey tarafından aldık.
Bu tür çalışmalara yönetim kurulu başkanımızın öncülüğüyle devam ediyoruz. Otelimizde bildiğiniz gibi bir suite oda ve bir aile odası olmak üzere 6 standart odadan oluşuyor. Oda isimlerimiz Kars'ın 7 ilçesi oluyor. 7 ilçe ve Aras Nehri'nden ismini alıyoruz. Bir de Aras var harici. Tabii. Restoran ismini yine Ani öğren yerinden ismini alıyor. Tamamen Kars'a uygun. Bugün baktığınızda eski Karslı olarak Kars'a gelen misafirlerimizden ya ben işte arpa çaylıyım, arpa çay odasında kalmak öyle istiyorum. Öyle tercih ediliyor tabii mu? Tabii tercih ediliyor. Ben Kazmalıyım, Kazman'da kalmak istiyorum şeklinde. Bu tür tercihler de oluyor. Hatta bazen mizahsal durumlarla da karşı karşıya kalıyoruz. Misafirimiz nerede konaklayacağım deyince biz işte Digor'da konaklayacaksınız deyince ya işte merkeze uzaklıkta falan merkeze bayağı bir uzak nasıl gideceğiz falan odamızın ismi Digor deyince biraz daha rahat oluyor. Böyle hani tamamen Kars'ı tanıtacak şekilde kasetör olarak halen hizmet yapıyoruz. Peki Mehmet Uman turizm söyleşisi yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir söyleşi oldu. Ben teşekkür ederim. Öncelikle böyle yaptığınız bir çalışmadan ötürü program akışında da ifade ettim. Kars için gerçekten güzel bir çalışma. Biz de sizin sayenizde yaptığımız açıklamalarımıza gelen reaksiyonlara göre olumlu olumsuz taraflarımızı görebiliyoruz. Ve buna göre kendimize biraz daha çek etmesini öneriyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki söyleşimizde, turizm adına bir dahaki söyleşimizde bu sorunların %70'i, %80'i bitmiş olur. Bir etki yapmış olur. Bizim temennimiz bu. Bizim de söyleştiğimiz en büyük durum bu. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Peki çok sağ ol yayınımıza katıldığın için. İyi akşamlar herkese.